Mesleğin ilk yıllarında ki Ender'le karşılaşsan nasıl bakarsın ona? Valla yani hani ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Sadece kendini çok hırpalama diyebilirim. Nasıl birisiydi mesela, cinsiyetçi miydi kendisi Hiç değildi gençliğinde? abi. Yani Cinsiyetçi sözlerim var. uzaktan yakından alakası yoktu. Hayır, yaşadığı toplum cinsiyetçiydi. Yani ikisi arasında fark var. Sen onlara mı ışık tutuyordun? Işık da tutmuyordum. Neyse onu yazıyordum. Biz orada bir persona yaratıyoruz, bir kimlik, kişilik yaratıyoruz. Toplumun gerçeği buydu. Aşka karşı, aldatılmaya karşı bakış açınız bu. O yüzden hit oluyor onlar. Dizilerde şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz, gençler özeniyor. Gençler özensin diye yapmıyoruz. Sokakta ve sizin aranızda bunlar olduğu için biz de onu hikaye Kesinlikle. ediyoruz der gibi mi biraz? Evet, yani. Ya olmayan bir şeyi yansıtmak gibi bir şey yani. Nasıl olabilir ki? Ben Peki bilim onu kurgu onaylayıp yazmıyorum. onaylamadığının veya ona katılıp katılmadığının içinde yer alması gerekir mi? Mesela biz de gerekiyor o iş. Estetize etmekten bahsetmiyorum. Şey İdeolojik diyorsunuz. doğruluğunu Yok, sen... yansıtmış olduğun şeyin günün sonunda kötü tarafında mısın, iyi tarafında mısın mı Evet, kastediyorsun? cinsiyetçiliği eleştiriyor musun, özendiriyor musun? O kısmındayım ben. Özendirmiyorum da, eleştirmiyorum da. Bir taraf olman gerekmiyor mu? Hayır, ben bir karakter Morality bir yaratıyorum. şey, ahlaki bir şeyden bahsediyorum Tabii ki de biraz. o bütün insan için geçerli o. Zaten onu o ahlaki temele oturtmadığınız zaman genelde üretmiş olduğunuz ürünler toplum tarafından karşılık da görmüyor. Yani onlar o dönemi içinde sevilmiyor, sonradan Anladım. dışlanıyor falan diye değil. Ya bizim karakterlerimiz yani sinemada da öyle. Çok suni bir yerde tıkanıyoruz. Yani bunu şey yapmaya çalışıyorum ben, aykırı kişiliklerimiz olsun. Ya bunları görelim. Hani bütün sanat anlamında böyle. Bunun sanat olduğunu anlayalım ama. Yani bu gerçek bir şey değil. Bu seyirlik bir şey. Bu dinletilik bir şey. Bundan etkilenip etkilenmeyeceğin senin toplumunun tamamen zeka seviyesiyle alakalı. Eğer ben oraya indirgersem işimi, o zaman hiçbir yaratıcı bir şey üretemem. Hani günün sonunda böyleleri de var ama bak örnek oluyor. Ya gidersek o zaman o örnek alacak insanların Kötü zeka örnek seviyesinde, oluyorlar orada. evet, Kötü örnek oluyor. onlara uygun şeyler üretmeye başlarız. Hayır, ben bazen de şöyle diyorum. Biz bir dizinin içinde, bir kanal birçok işinde, devletin kanalı birçok yerinde harika şeyler de yapıyor. Onları örnek alsanız keşke. Yani madem örnek alıp almama konusu ölçeğinde bakıyorsanız, iyi olanları örnek alın canım. Yani siz de niye kötü örnek oluyorsun diyeceğim. Bir de sende yoksa karşılığı, zaten ben bunu yapmam. Şey de çok komik değil mi? Artık öyle bir noktaya hale geldi ki abi, yani bir sanatçıyı yazdıkları sözden ya da işte herhangi bir yazarı kitaptan veya bir oyuncuyu bir oynadığı oyundan falan sanki hayatında bir hani kesinleşmiş bir cezası, bir hükmü varmış, bir mahkumiyeti varmış gibi o adam diye yargılamak. Bu daha önceden Erol Taş'ı da dövüyorlarmış işte, kötü rollerde oynuyor Ya diye Erol kazanıp. Taş'a gitme. Bu yaz 3 gün, 5 gün denize girme fırsatı buldum bir yerde. Hayat arkadaşımla beraber yürüyoruz. Hanımefendinin biri bana sinirlenerek, Alev Hanım nerede dedi. Oynadığım dizideki... Yani o dizide de aslında Alev Hanım'ı değil, Pembe Hanım'ı sorması lazım falan. Yani neyse, konu oralara Sanırım bize götürmek düşen istemiyorum. şey bu abi. Görev burada bu. Yani toplumun sorguladığı. Biz şunu şey yapabiliriz, düşünebiliriz muhtemelen. Ben bu kötü karakteri ya da bunu bu şekilde kötüleştirirsem ya da bu karakteri böyle yaratırsam, Ya da bu olay dizgesini böyle böyle anlatırsam. anlatırsam bundan etkilenecek olan insanlar belki sana yaptığım filme ya da şarkıya sebep gösterip hani bundan feyz aldığını iddia edebilir ki ben katıyan Kötü katılmıyorum. örnek gördüm, Kötü ben de örnek gördüm. yaptım. Çünkü ama şöyle Çok bir şey var tabii ki abi. çok saçma yani. Toplumların özgürlüğü buradan geliyor. Sanat eserlerinin özgür kalması bundan kaynaklanıyor. Toplumların deşarj olması gerekiyor. Yani filmle, müzikle, sanatla, Edebiyatla, şeyle. edebiyatla bunlarla deşarj olması gerekiyor. Biz orada da onu deşarj etmezsek o Bazen de insanı. şarj olması gerekiyor Evet, bazen sadece şarj böyle. olması gerekiyor. İnsanlar sürekli didaktik iş istiyormuş gibi yapıyor. Ama halbuki Tamam. gel en çok dinlenen şarkılara bakalım ülkemizde. Evet.